Figüratif resim yapanlarla soyut resim yapanlar evet. arasındaki bir savaş alanı gibi gördük. Aslında sanat baktığınız zaman bunun her ikisinin de içine alan bir şeydir. Geniş bir alandır. Sanat da bir toplumsal olgudur. Olgunun bir parçasıdır. Bataylan'ı doğrudan doğruya bir kopyacıydı. Öykünmeciliği getiriyor. Sanatçı kendi yaptığını neden tekrar etmemeli? Kendi kendinin kopyacısı olmamalı. Sanatçı tarafsız diye bir şey olamaz. Yani sanatçının tarafsızlığı diye bir şey yoktur. Mutlaka taraflıdır. Sanatçı paylaşan insandır aslında. Beyaz Tuval'den hepinize merhaba sevgili seyirciler. Yeni bir atölyede, yeni bir sanatçıyla yine birlikteyiz. Yine uzun uzun sanat konuşacağız. Bugün çok önemli bir sanatçı ve sanat eğitimcisi Profesör Cihat Aral ile birlikteyiz. Onun atölyesinde konuk olduk. Hoş geldiniz programımıza Cihat Hocam. Hoş bulduk. Çok mutluyuz sizi konuk ettiğimiz için. Teşekkür ederiz. Şimdi önce kısaca sizi tanıyarak başlamak isteriz. Sivas'tan İstanbul'a değil mi uzanan bir serüven var. Şimdi o Sivas olayı çok enteresan aslında. Ben Sivas hiç görmedim. Gerçekten mi? Doğduğum yeri de hiç görmedim. Yani orada doğduktan hemen 2 ay sonra babam biliyorsunuz yani Cumhuriyet kuşağı evet. böyle memurlar çok sık olarak evet. Tayinleri çıkıp oradan oraya giderdi. Babam da benim o zaman yani Cumhuriyet'in telgrafçılarından bir tanesi. Ben doğar doğmaz tayinimiz Adana'ya çıkınca ben Sivas'ta hiçbir yani hep böyle Sivaslı olmuş, Sivaslıyım gibi hissediyorum. Aslında ondan sonra şöyle bir karar aldım. Dedim ki ben Türkiye'nin her tarafı bana ait. Yani nerede en güzeli değil. O, evet. Her yeri seviyorum. Her yer benim doğum günümdür. Yani geniş bir doğum alanım var. Onun için belli bir lokal bir alanda kendimi hayata bakışınız da öyle geniş zaten. Olsun. Her yerde yeniden evet. doğdum diyorsunuz. Yani öyle kabul ediyorum. Yani. Belli bir yerde olmaktansa her yerde olmak daha iyi. Resimle ilişkisi nasıl başladı? Böyle gençlik yaşları mı, çocukluk yani, yaşları mı? Evet, onu da anlatayım aslında. Şöyle. Şimdi ben Samsun'da ortaokul son sınıftaydım. Oradan böyle. Da tekrar Samsun'a geçtiniz o zaman. Tabii Adana. Babam emekli olunca Samsun, asıl olan merkezimiz Samsun. Babam Samsun olduğu için oraya geçtik. Orada ortaokul son sınıfta benim bir resim öğretmenim vardı. Benim hiç farkında değildim ama o benim yetenekli olduğumu, yeteneğin de ne olduğunu bilmiyorum. Yani resim derslerinde dikkatini çektim herhalde ki beni yanına aldı ve Samsun'da bir eskiden şöyle yapılıyordu Samsun'da sinemalara kartela denilir. Kartela büyük boyutlu filmlerin ilanları, reklamları yapılır. Şehrin en büyük caddesine o yapılan film resimleri yani boyutları çok büyüktür aşağı yukarı 4 metreye 2 metre boyutunda. Billboard dediğimiz boyutlar. Bu bugünkü billboardların evet. elle yapılmış olanı diye düşünelim. Onlar böyle bir çıta üzerine, yani bugünkü çatısı gibi, resim çatısı gibi kağıt üzerine kraft kağıtlar yapılır. O resimler ve şehrin en büyük meydanı görülebilir bir alana asılırdı. O öğretmenin beni aldı, o dönemde Samsun'un yazlık ve kışlık sinemaları vardı. Yazlık sinemalar vardı. Yani Ferhan sineması. Bugün Ferhan Şensoy'un babasının sinemasıdır. Ferhan Samsun'dur. Babasının sinemasında ben geceleri saat 12'den sonra o resimleri yapıyordum. O öğretmenim beni oraya bırakıyordu. Ben o resimleri daha sabaha kadar ortaokul 3. sınıftayım ve yapıyorum. Böyle işte nedir Brigitte Bardot'un dudakları falan böyle o çok güzel yapmamız lazım. Yeni yazı stilleri falan böyle işte bazı aktörlerin çenenin şurasındaki yuvarlak şeyler, gamzeler falan bütün bunlar hep teknik isteyen, çözüm isteyen şeylerdi ve ben birdenbire resmin sorunsallarıyla karşılaşmaya başladım. Yani resmin ne olduğunu bilmeden resmin sorunlarıyla karşı karşıya kaldım. Yani plan nedir? İşte alt plan, üst plan nedir? Fakat cevaplarını
İsimlerini bilmeden bir şekilde çözüyorsunuz. Evet, çözmeye çalışıyorum. Yani resim olayı kendi başıma karşılaşmakla ilgili sordunuz. Yani böyle bir karşılaşma oldu. Sonra lise yıllarına geçtiğim zaman okulun işte mesela biyoloji dersinde öğretmen kaldırırdı. Arada yani teneffüs arasında 15 dakikaydı o dönemlerde teneffüs araları. Şeye mesela kurbağanın bağırsak şemasını bana çizdirirdi. Renkli tebeşirle tahtaya. Onları ben yapardım. Sonra benim adım şeye çıktı. Okulun işte, resim yapardım. Orada biraz iltimas görmeye başladım. Ben biraz böyle kırlara çıkıyorduk bir arkadaşımla birlikte. Samsun'da köylere. O zaman Samsun Çarşamba arasında böyle bir küçük kara tren vardı. İşte hafta sonu şeyler, çiftçiler, köylüler falan şey getirirler işte kendi ürettiklerini Samsun pazarına getirip akşam dönerler. Biz o trene biner böyle Samsun'un çevresindeki köylerde peyzaja çıkardık. Çok resim yaptık yani peyzajda. Tabii şasiyi kendimiz yapıyoruz, çıtaları yan yana getiriyoruz. Tuval diye bir şey bilmiyoruz, öyle bir şey yok. Küçücük böyle taşer boyaları vardı ya da südor boyaları. Böyle sıkıyorsunuz, yarısı yağ, yarısı boya, ne oldu belli olmayan şey, bir takım gereçlerle resim yapıyoruz. Yani resim yapmak bizim sanki o dönem için hayatımıza giren böyle bir şey, nasıl söyleyeyim, baharda hani bir çiçek açardı, bir tarlaya düşersiniz, her taraf böyle içinizi rahatlatır. Resim yaparken bir mutluluk oluyordu, bir şey, yani kendimizi daha iyi hissediyorduk. Okulun dersleri bizi sıkmaya başlıyordu. Yani derse gitti. En çok resim dersi. Sevilen dersi. Size de söylediler mi? Resim yapıyor, bu çocuk okumaz. Aynı şeyi söylediler. Bu çocuk resim yapıyor. Ne olacaksınız? İşte biz ne olacağımızı da bilmiyoruz. Bilmiyorsun. Nereye varır o? Yani bilmez. Resim yapmanın sonuçları nedir? Bizim okulda resim öğretmenlerimiz, mesela Güzel Sanatlar Akademisi diye bir yer var. Çocuklar siz niye oraya gitmiyorsunuz? Benimle birlikte olan arkadaşım da çok yetenekli. Şu anda Amsterdam'da kendisi. Ressam o da. Bildiğimiz bir isim mi? Mustafa Şener. Bilmiyorum ismini duydunuz mu? Mustafa da birlikte yani Samsun Lisesi'nde. O benden önce gitti. Ben bir sene takıldım Samsun Lisesi'nde. O bize gitti ve kazandı. Biz onunla birlikte Samsun'da ilk sergimizi açtık. Bir ilkokulun giriş holünde. Lisede miydiniz o? Lise son sınıftı ve bir sergi, ilk sergimiz odur bizim. Ve bayağı da bir şeydi, yani resimlerimiz duvarları dolduracak kadar çok sayıda resimlerle. Onlardan birkaç tanesi olsa yanında çok mutlu olacağım ama maalesef herkese dağıtmış olduk. Yani biz ondan sonra hayatımız tabii çok daha farklı bir yöne gittiği için onlara sahip çıkamadık. Yani ailede kaldı, ailede dağıldı. Böyle bir ama şey kaybettim. Bir yerlerde birileri inşallah ama kıymetini biliyordur. Ama bir tanesini Kibele'de açtığım sergide bir getirdi amcamın oğlu. Bak dedi, bu senin liside yaptı. Ne güzel ben olmuş. Dedim ki gel bunları sana şey yapayım, vereyim bunlardan, burada açtığım sergideki resimlerden. Onu alayım vermiyordu bana. Yani. Doğru yapmış. Doğru yapmış. Ben olsam yani ben de vermem. Sevdiğim, evet, çok enteresandı yani. Yani siz şanslıymışsınız ki öyle bir hocayla tanışmışsınız. Evet, bir şey gelmiş. O yolumu açtı. Evet. Yani o yol açmış. El yordamıyla bir şeyler olmuş. Yani hayat tabii, yani tesadüflerle dolu deniyor ama tesadüfler de insanın kendi yarattığı bir şeydir sonuçta. O olmaz. Yani benim yaptığım bir şeyi hoca görmese o yolu açamayacak yani, orada kalacak. Veya hocada sonuçta o vizyon olmasaydı, siz onu da yapar kaybolur gidebilirdiniz de. Aynen öyle, evet. Sonra o hikaye akademiye doğru birleşiyor. İşte bir dakika sene, bir sene sonra, liseden sonra 64-65 öğretim yılında ben Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazandım. Neşet Binal Atölyesi'ne. Bizde eğitim sisteminde ilk yıl desen eğitimidir. Yani aha, galeriler vardır. Galeride. Galerilerde galeri hocalar vardır. Benim galeri hocam Dilşer Ecimez'di. Sabri Berker'di daha sonra. O dönemde bir yıl desen eğitiminden sonra atölye seçimi oldu. Öğrenciler hangi atölyeye gidecekler? Siz ne düşünerek Neşet Ünal Atölyesi'ni seçtiniz? Ben neden seçtim? Neşet Hoca'nın sosyal hayata bakışı. Yani resimlerindeki kırsal kesim insanların gerçekliğine
karşı benim bir eğilimim olduğunu biliyordum. Yani o zamandan... Yakın hissettiniz. Evet, kendimi onun resimlerine daha çok yakın hissettim. Yani daha gerçekçi olan bir şeye yaklaşımım vardı. Fakat işin enteresan tarafı, hocanın yaptığı o kompozisyon kuruluşlarına, figür anlayışına hiçbir zaman oturan bir isim yapmadım. Tam tersine daha çok naivitesi olan, daha spontane, çıkışlı ve şiirsel akışlı, ritmi, yani lirizmi olan resimler yapıyordum. Böyle çocuk bahçeleri, işte hayatın günlük akış içerisinde bizim fark edemediğimiz küçük olayların, sokak sasıcılarının, ne bileyim o tür, daha çok bize yakın olan şeylerle ilgilenip onlarla, onların o tür konulara ilgiliyordum. Hiçbir zaman o Neşet Hoca'nın anlayışına, anısal resim anlayışına uygun bir peki, resim. Peki onu zaten hocam. Hoca da o yüzden beni çok size... tutuyordu ve beni az kendine şey yaptı. Bakıyordu buna karşı. Atölyenin masisi yaptı beni. Ve orada abiler varken, mesela o abiler arasında atölyede abiler ve ablalar vardı. Bu atölyenin, yani bir resim geleneğinin şeydi. Yani usta çırak ilişkisinin kurulmasının başı gibi. Evet, usta çırak ilişkisi gibi abiler ve ablalar yetiştirirler aslında. Gelen öğrenciye yardımcı olurlar. Hoca da o yardımcı olmanın üstünde sadece gelişimini sağlar. Bilgi olarak ve resmin sorunlarını deşerek. O zaman şunu anlıyoruz. Neşet Bey, sizin bu duruşunuzdan kendinize ait tarzınızı hoşlandı ve destekledi. Hatta daha bana işte bitirme aşamasında, diploma sınavlarında bana asistanlık teklifinde bulundu. O sırada devlet yurt dışı sınavları açıldığı için. Evet. Siz zaten bursla bir Fransa'ya, gidiyorsunuz. Ben Fransa'ya gitmeyi, yurt dışına gitmeyi tercih ettiğim için hoca da kabullendi onu. Tamam dedi, önce kendini bir yetiştir, sonra gelirsin falan diye. Öyle bir yurt dışı. Peki bu süreç, o el yordamıyla araştırarak yaptığınız, sonra akademiye geldiniz, daha bilinçli bir neyin ne olduğunun tarifinin çok net olduğu bir ortama geldiniz. Gene kendi çizginizi korudunuz. Üzerine Fransa'ya gittiniz. Akademiyle Fransa'daki eğitimi bir karşılaştırdığınızı ve hepsinin toplamında ne oluştu sizde? Şimdi her iki ülkenin güzel sanatlar üzerindeki eğitim yapan kurumlarını karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Ama şöyle söyleyebiliriz. Güzel Sanatlar Akademisi'nin kuruluşunda şüphesiz bizim yurt dışı etkilerimiz çok fazla. Zaten resim sanatı ve heykel sanatında buna daha sonra katarak bağlarsak, Sanayi Nefise Mektebi ailesi kuruluş aşamalarında batıdan etkilenerek, yani onların kuruluş akademik olarak bütünüyle örneklerini Roma'dan ve Paris'ten almıştı. Yani özellikle oraya kurmuştu. Bu iş için kişiler gönderip, oraya giden kişilerin kendileri bu benimsedikleri eğitim anlayışını burada uygulamak istedikleri için Güzel Sanatlar Akademisi'nin kuruluşunda bu çok üstün bir rol oynamıştır. Yani Roma Akademisi ve Paris Akademisi eğitim sistemi. Fakat bizim gittiğimiz süreçlerde biz aslında Güzel Sanatlar Akademisi'nde gördüğümüz eğitimin daha akademik kurallara bağlı olduğunu gördük. Oraya kıyasladığımız zaman. Paris'teki Bozar denilen, yani okulda gördüğümüz eğitim son derece şeydi, yani large'di. Özgür. Kimseden ne hesap soruyor, ne kimseyi doğru dürüst eleştiriyor. Sadece bir atölyede hocaya bağlısınız. O hoca geliyor, sizin resimlerinize bakıyor ya da bakmıyor. Öyle çekip gidebiliyor. Üzerinde siz isterseniz konuşuyor. Öğrenciler atölyeye rahatlıkla giriyor. Her şeyi yapabiliyorlar. Tam bir özgürlük ortamı. Yani bir disiplin. Bizdeki sanatsal, önce öğrencinin kendi iç disiplinini biz yaratmaya çalışırız. Yani sanata karşı sorumluluklarını. Sonra kendi sorumluluklarını duyabilmesi için
onun kendi iç disiplinini yaratmasından yana oluruz. Yani onun eğitimini vermeye çalışırız. Bir iç disiplini nasıl gelişir? Öğrenci de kendisini tanıyarak gelişir. Önce kendisini iç dünyasına doğru bir yolculuk yapmaya sağlarız. Sanatla, yani sanatın tarihsel, sanat tarihsel boyutlarından, süreçlerinden bugüne kadar nasıl bir serüven, nasıl bir süreç oluşmuştur? Bu bir bilgi meselesidir yani sonuçta. Öğrenci bunu bilmesi gerekir. İşte onun için akademinin derslerinin ağırlığı, atölyedeki disiplin, öğrenciye biraz zor gelir ama bu zorunludur. Yani bunu mutlaka bunun üzerinden geçmesi gerekir. Yani bunu yaşaması gerekir, bunu içselleştirmesi gerekirdi. O nedenle bizim buradaki, yani İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nin eğitim sistemi dışarıya göre bugünkü koşullarda, ki geçmişte olduğunu söylemiyorum ama şu günümüz koşullarında daha ağır ve daha disiplinli olduğunu düşünüyorum. Tam bir akademik eğitim olarak ele alınabilir. Akademik eğitimden neyi kastediyoruz? Kuralcı, daha kurallara bağlı. Ama bu kural çok fazla katı geleneklere bağlı olan kurallar olmamalı. Yani çağa açık, günün gelişimine, teknolojinin gelişmesine açık bir eğitimi de öngörmeli. Bizde bu kuralcılık bazen sınırları aşamıyor. İşte sanatçının özgür ruhuyla nasıl kurallar? Akademinin eğitimindeki çelişki buydu aslında. Evet. Yani hocaların kendi arasındaki savaşım da bu noktada başlıyordu. Yani bunu biz kurumda şöyle yaşadık. Yani figüratif resim yapanlarla soyut resim yapanlar, evet, arasındaki bir savaş alanı gibi gördük. Aslında sanat, baktığınız zaman bunun her ikisini de içine alan bir şeydir. Geniş bir alandır. Aslında o tarafı yapmayı tercih burada, etmiş mi bu tarafı? Aslında burada dar alanda savaşmaktan geniş dünyayı görmeme olayı çıktı. Dünyanın gelişmişliğini, dünyada sanat olayının ne boyutlara ulaştığını takip edememekten gelen dar ve kısır bir tartışma alanını içerisine dönüştüğü için biz bu zaviyeden sanatın bu özgürlükçü yanını kavramakta maalesef zorlandık. Ve hep şöyle bir şey oldu. Bu bir gelenek oldu belki de. Yani bizim her zaman şu söylenir. Biz işte 150-160 yıllık geçmişi olan bir Batı sanatına, Batı sanatının uygulayıcıları olduk. Oradan değişim ve oradan, bir kültür getirmenin şey mi oluyor bu? Sonucu mu oluyor? Yani oranın kendi kültürümüzün içerisinde bu potada o kültürü özümsemeye çalıştık ve bunun mücadelesini vermeye çalıştık yıllarca ve aslında bizim yaptığımız bir Batı sanatının şeyidir, uygulamasıdır. Resimde de böyledir. Heykel çalışır şeyinde de, gelişiminde de böyledir. Resim ve heykel bizde Batı'dan gelmiştir sonuç olarak, yani şey yaparsak, geçmişine gidersek. Gerçekte 170-160 yıllık bir geçmişi üzerine oturur. Ama bu demek değildir ki, yani sonuç itibariyle dünyadan bizim soyutlanacağız. Tamam, kendi kural, kendi geleneklerimizin güzel yanlarını alabiliriz. Kullanılabilir yanlarını tabii alabilir ki ve bunların kendi senteze doğru tabii götürmek kullanabiliriz lazım. Ama bütünüyle körü körüne katı kuralcı bir gelenekçi yapı değil önemli olan. Önemli olan o da açık, değil, direkt Batı hayranlığı da değil, değil mi? İkisini tamam, sorun bir senteze Batı tam hayranlığı oturtmak. Şunu getiriyor. Yani Batı hayranlığı doğrudan doğruya bir kopyacılığı, öykünmeciliği getiriyor. Bugün baktığımız zaman çoğu genç kuşak arkadaşlarımızın tamamen batı biçim anlayışıyla, Batı'nın değerleriyle adeta, yani kendine ait değerleri tamamen yabancı. Sanki ona giderse çok bilindik, çok tanıdık, çok sıradanlaşmış bir durumla karşılaşacakmış gibi Batı daha cazip geliyor. Batı'nın değerleri, biçim değerleri. O popüler giyip kabulü daha mı hızlı olacak diye de düşünüyor olabilirler. Evet, yani bu bir tercih meselesi. Aslında ben bugün bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani bizim sanat anlayışımızın içerisinde bu konuda derinlemesine ama bunu yapacak olan bizler değiliz aslında. Sanatçılar değil. Yani bunları sanat tarihçilerin, sanat eleştirmenlerinin aslında
derinlemesine bilimsel olarak. Orada da başka sorular var. Bilimsel olarak araştırmaları lazım sanat tarihçilerini. Evet, günümüzde sanatımızın durumu nedir? Gelinen nokta nereden geldi? Hangi noktadan ne geldik ve biz bu konu şu aşamada nasıl bir yol almaktayız? Ama bu dediğiniz bile şu anda ve bu kaynaklarda karşıt görüşler halinde. Ne gibi faktörler yani neler bu gidişin üzerinde neler rol almaktadır? Hangi faktörler daha çok etkin rolünü göstermektedir? Bunları bence çok iyi ekonomik olarak, politik olarak şey yapmak, analitik olarak da deşifre etmek gerekiyor. Evet, şimdi biraz sizin geçmişinize dönelim. Oraya tekrar dönebiliriz. Onunla ilgili detaylı sorularımız var vaktimiz kalırsa. Şimdi 76-80 yılları arasında Görsel Sanatçılar Derneği Genel Sekreterliği ve Başkanlığını yaptınız evet, o dönemde. Evet, evet. Ama o dernek yaşamadı. Devam etmedi. Evet, 76, evet 76'dan 80'ye kadar evet, olan süreçte evet. 1980 12 Mart'ına kadar evet, süren bir dernek faaliyetimiz çok oldu. Çok da fazla sergi yaptınız değil mi? Çok sayılı evet, sergi açıldı. Biz, evet, doğru söylüyorsunuz. Dernek bizim yönetimimize geldiği zaman çok az sayıda üyesi vardı. Yani kurulmuş bir dernekti. Biz yönetim kurulunda, genel kurulda bu derneği aldığımız zaman söylediğim gibi çok azdı üye sayısı ve bizim yani 12 Eylül'de kapatılma sürecine kadar çok sayıda üyemiz oldu. Yani hem üye gerçekten sayınız çok artmış hem de ben şöyle bir döküm baktığımda inanılmaz. Raporu çok genişlemiş. Yani sayfa sayfa. Bu oku bitmiyor. Kaç sene oldu? 2 sene önceydi sanıyorum. SALT bu konuda bizim o süreçlerdeki faaliyetlerimizi bir sergi haline getirdi. Kendi merkezlerinde Görsel Sanatçılar Derneği'nin doğal resminden neden korkuyorlar? Yani yaptığımız resminden için korkuyor. Başlıklı bir sergi açmıştı. Bizim Antalya doğal resimleri sempozyumundaki olayları aslında gündeme getirirken oraya da geleceğiz. olayı oradan alıp bizim dernek faaliyetleri. Evet evet. Gündeme getirdik. Onu da okuduk. Evet. Şimdi bir de 80 sonrasında sıkı yönetim yasasıyla görevden alındınız değil mi? O zaman şeydeydiniz. Evet. Mimar Sinan'daydınız. Sonra Mimar tekrar Sinan, geri döndünüz. Evet, Mimar Sinan'da öğretim görevlisi görevlisiydiniz. Evet. Sonra tekrar geri döndünüz ama o yılları da şöyle bir kısaca 80, anlatalım mı? Hem sanat tamam, açısından hem sanatçılar açısından. Yani şimdi sosyal hayatın politik olarak 1968 hareketleri, yani öğrenci hareketleri ve dünyadaki gelişim, yeni talepler, yeni istemler ve reformist hareketler bizim kuşağı, yani 68 kuşağını çok etkilemiştir. Ve o dönemde bütün gençlik politik hareketin içerisinde harmanlanmıştır diyebiliriz. aslında bizdeki nüve, yani sanata bakışımızın belki de ilk temelleri o zamandı. Biz şöyle kabul ettik her zaman sanatçıyı. Sanatçı toplumla iç içe olan, toplumun gerçeklerini hisseden ve muhalif olması. Yani başından beri protest bir tavrı içselleştiren insanlardır. Yani hiçbir zaman mevcut iktidarların ya da mevcut süreçlerin denetiminde olamazlar, olmamalıdırlar. Olduğu takdirde yani mevcut süreçlerin yaratıcı güçleri mutlaka bağlı bulundukları anlayışın akışı içerisinde olacaktır. Yani kendileri özgür davranamayacaklardır. Hı hı. Sanat her zaman bir özgürlük ister. Özgür yaratı ister. Ve farklılık ister. Farklılık ister ve kendi içerisindeki o diyalektik yenilenme isteği vardır ve bunu aşmak ister. Yani sanatçı onun için her zaman protesttir, tavrını
muhalif tavrını daha doğrusu korumaya çalışır. O dönemde de o yüzden biz çok ciddi bu temel üzerinde baskı bakış açımız gerileşmiş. Yani çok ciddi baskı oluştu. Şimdi günümüzde de böyle. Sanatçılar maalesef bu yüzden her zaman baskı görmüşlerdir. Her zaman özgürlükleri hani ellerinden alınmak istenmiştir. Onun için sanatçıların birlikte olması, birlikte davranması, Görsel Sanatçılar Derneği ile ilk defa politik bir şeye zemine oturmuştur. Görsel Sanatçılar Derneği'nin belli bir bakış açısı vardı aslında. Yani politik bir defa sanatçı tarafsız diye bir şey olamaz. Yani sanatçının tarafsızlığı diye bir şey yoktur. Mutlaka taraflıdır. Yani taraflı olarak bakması gerekiyor. Ya onu belirleyen şey o taraflı olmasını belirleyen dünyaya bakış açısıdır. Dünyaya nasıl baktığıyla ilişkilendirilebilir? Ben şimdi tarafsızım dediğim zaman hangi tarafta olduğumu şu anda bile çözemem doğrusu. Niçin tarafsızım? Belli bir tarafım, belli bir bakış açım, bir ideolojim, bir düşünce yapım var. Hayata bakışım var. İnsanlara bakışım var, doğaya bakışım var. Bütün bunlar benim hayat ideolojimi oluşturan şeyler. Siz kendi tarafınızdan eleştirinizi koyarken evet. Sizin karşıt düşünce tarafınızda bir başka sanatçı da oradan koyacak. Evet, koysun. Bu bir kavga meselesi değil. Bu biz karşı değiliz. Evet. Yani insanların ne cinsel yapılarına, ne düşünce yapılarına, yaratı biçimlerine katiyen öyle bir şeyimiz yoktur. Onlar da istedikleri kadar özgür davranabilmelidir. Ama bu yani bir kavga unsuru değildir. Katiyen değil. Özgürlük işte o noktada başlıyor sanatçılar için sanırım. Bizim özgürlük alanlarımız onların özgürlük alanlarıyla. Aynen. Bu zaten insan haklarındaki en basit tanımlardan biri olarak geçer değil mi? Peki bir şey ona bağlı bir şey sorayım da sonra oraya geçelim. Evet. 89'da geri döndünüz ya göreve. Değil mi? Evet, mimar sınıfına. Geri döndüğünüzde ne değişmişti? Yani 12 Eylül geçmişti üstünden ve ne değişmişti? Yani 12 Eylül ne zaman geçti? Ben sizden duyuyorum şimdi onu. Yani 12 Eylül hala devam ediyor gibi geliyor. Onu kastetmedim hocam. Şunu kastetmedim. Yani 12 Eylül oldu. O baskılar yaşandı. Görevden alındınız. Zihniyet değişti. İşte baskılar devam etti. Hani siz sonra döndünüz. Döndüğünüzde hani bir süreç yeni liberal ekonomilerle olayın şeyi değişti. Sadece işte. Biçimsel yanları. Özünde değişen bir şey yoktu. Yani 1989 ben göreve başladım. Yani ben niçin görevden alındım? Sıkı yönetim yasasıyla. Yani muhalefetten alındım. Tek alınan da siz değildiniz zaten. Güzel Sanatlar Akademisi'nde tek alınan bendim. Öyle mi? Evet. Ama şeyde çoktu. Görevime son verilen. Ama şimdi şöyle. Akademik camiada çok. 1402 sayılı sıkı yönetim yasasıyla üniversitelerden genel olarak 124 kişi görevine son verildi. O son verilenlerden bir tanesi de ben idim ve bu hocalar uzun süre kimisi dönmedi görevlerine, kimisi bu mücadeleyi verdiler ve görevlerine dönenler de oldu. Şimdi değişen neydi? Üniversitedeki eğitim benim geldiğimde de yine aynı eğitim devam ediyordu. Yönetimler değişebiliyor insanlar fakat zihniyetler ve temel olan unsurlar değişmiyor. Sistem değişmiyor. Sistem değişmeyince herkes statüköye bağlı olarak onu devam ettirmeye çalışıyor. Yani o statüyü devam ettirmek durumunda kalıyor. Yani işleyen şeyi tekrar birileri devralıyor ve ona yenilikçi, daha farklı bakış açılarıyla katkı bulunmaktan imtina ediyorlar neredeyse. Bugün de yaşadığımız konum sanki biraz öyle. Hiç kimse sesini çıkarmıyor. Hiç kimse konuşmuyor. Herkes bir kenarda duruyor. Yani böyle bir şey var. Sanatçı da artık eskisi gibi konuşmuyor. Biz her olay karşısında dernek olarak bir beyanat verirdik. Yani ona karşı olduğumuzu ve doğru olanın kendi açımızdan ne olduğuna göre bir yeri gelir destekleyen de bir beyanat verebilirsiniz. Bu bir yol açıcılık göreviydi bizim için. Yani sanatçı arkadaşları da uyarmak açısından, yani hayata bakış açısından bu tutumların toplumlara zarar verdiğini düşünerek yapıyorduk. Bu tür şeyleri. Yani sanatçının toplumda bakış açısının ne olduğunu, ne olması gerektiğini anlatmaya çalışan açılımlardı bu derneğin. O 124 kişi sadece bu alandan
80'de devreden çıkarılıp sonra işte dönenlerle birlikte yeniden o kişilerin o sisteme yeniden geri girmesiyle değişen hiçbir şey olmamış gibi yani. Ya, değil evet. mi? Siz zaman kaybından başka. Evet, maalesef yani şimdi birçoğu geride o dönemi dönemedi. O dönemi kırıldı, şey yaparsak evet, o çok uzun ve sıkıntılı bir Özal'lı dönemler diye geçirdiğimiz bir sürece gelmiş oluyoruz. Yani şimdi işin politik yanı olunca o dönemlerde neoliberal dönemler. Yani sanki çok özgürlükçü tam sanatın altın çağının yaratılıyormuş evet, gibi insanlar evet yani böyle bir ters yüz edilmiş bir değişimle yani ters yüz edilmiş derken yani ceketin ters yüz edilmişi gibi. Aynı yani aynı ceketi giyiyorsun aslında fakat farklı bir biçim göstermeye sunmaya çalışıyorlar size. Ama sanatta bir hareketlilik var. Resimler şimdi satılıyor. Özal'ın getirmiş olduğu süreçlerde bir şeyler oluşmaya başladı. Yeni kapitalistler oluşmaya başladı. Koleksiyonerler oluşmaya başladı. Sanatın bir pazar meselesi başladı. Yani o güne kadar, o süreçlere kadar sanat yapıtının pazarlanması gibi bir kavram henüz daha Türkiye'de konuşulmuyordu dahi. Çok az sayıda galeriler çaba gösteriyorlardı. İşte ressamlar peşinde koşarlar sergi açmak için. Onlar da sergilerini açarlar satış üzerinde. Yani hiçbir şey konuşulmazdı. Çünkü öyle bir ortam yoktu. Sanat sadece resmin gelişimi, yani resim diyorum ben çünkü uğraş alanımız olduğu için onun üzerinde tartışılırdı. Sanat eleştirmenleri İşte birkaç sanat eleştirmeni vardı. Onlar sanatın, yani Türkiye'deki sanatın gelişmekte oldukları durumu ele alır ve onun üzerinde yazarlardı. Nereye gittiğimiz konusunda uyarıcı değil, orayı uyarıcı bir tavrı koyarlardı. Giderek bu şeye dönüşmeye başladı. Yani galerilerin ve müzayede salonlarının giderek tek tek çoğalarak pastadan pay almak için bir sistemin açılması, koleksiyonerlerin çoğalması, sanat eleştirmenlerin galerilerin bünyesinden konuşur hale gelmeleriyle böyle bir saç ayağı kuruldu adeta. Bu saç ayağının içerisinde bir şeyler pişiyor. Tezgah evet. hazır. Yani işte resimler alınıyor, satılıyor. Değer yargıları değişiyor. Değişmeye başladı. Yani sanatın bugüne kadar yani Batı sanatı dediğimiz odur aslında. Kendi içinde çok gelişmiş ve değerli süreçleri harmanlayarak bir yere, bir noktaya ulaşır. Çok ciddi değişimlerdir bunlar. Yani felsefi bağlamda da dönem değişir. Sanat da buna bağlı olarak o felsefe süreçlerinde görüş farklılıklarının, yenilikçi farklılıkların içerisinde harmanlarlar, kendini yeniler. Biz de baktığımız zaman bu kısır dar alanda sadece şeyi koleksiyonerlerin artışı, müzayede salonlarında resimlerin olmadık fiyatlara satılıyor olması bir pazar olmasını adeta körükledi. Körükledi ve günümüzde baktığımız zaman biz aslında Batı kültürünün getirdiği bir anlayışla müzayedeyi şey olarak gördük. Yani antik değer, geçmişte kalmış sanat yapıtlarının gün ışığına çıkarılarak değerlendirildiği alanlar olarak. Şimdi dedi. Yaşayan sanatçıların eserleri. Şimdi daha üniversite okulu yeni bitirmiş genç sanatçıların bakıyorum üçer beşer resimleri satıldım diye müzayedelerde alıcı buluyor. Ya da işte bir takım manipülasyonlarla bunlar el değiştiriyor. İşin o kısmına yani girmeyeceğim, girmek de istemiyorum. Çünkü bize göre bir şey değil. Biz ben sadece olaya dışarıdan objektif bir gözle bakmaya çalıştığım zaman biraz kendimi bunlardan kopartmaya çalıştığım için buralara kadar geldim. Yani belki de bize biraz şey olarak bakabilirler bu bakış açı. Yani benim bu ortaya koyduğum görüşten sonra yani arkaik bir yapı. Arkaik düşünce taşıyorsunuz. Yani güne kapalısınız. O değil. Ben sanatın gelişmesinden yana bir tavır koyuyorum ve bütün eğilimlerin onun içerisinde olmasını görüyorum. Bunlar yani da eklenecekse sanat.
reddedici bir tavrım yok aslında. Hocam şu an sergiler... Sanatın sadece kendisiyle ilgili gelişmesinden... Anlıyorum ben sizi ama şu an sergiler şöyle değerlendiriyor. Yani ne kadar sanatçı... Ne kadar satıldı? Kaç liraya satıldı? İçerik ya da hiç neydi, satış ne yapmadan sattı, ne çizdi, kapattı. Ne üretti? Hiç, o, hiç yok. Maalesef bu hiç konuşulmuyor evet. Artık. Yani ben bile ben sergi açmaya hazırlanırken ya da sergi bittikten sonra arkadaşlarım nasıl geçti diye soruyorlar. Valla diyorum bayağı bir kalabalık izleyici. Yani sana izleyiciyi sayıyorsunuz. İzleyicinin diyorum sanata olan ya. İlgisi yani geçmişe kıyasla daha iyi görüyorum. Ya onu sormuyorum. Satıldı. Yani ne kadar, ne sattın falan. Yani sanat yapıtının ne kadar çok satılmış olmasıyla sanat yapıtının değerinin neredeyse birbiri içerisine girdiğini, özdeşleştirildiği anlayışı oturmaya başladı. Hiç öyle değil. Sanat yapıtı kendi değerini nasıl koruyabilmeli? Nasıl sanat yapıtı olduğunu ortaya koyabilmeli? Parasal bir değerli değil bu. Kendi içinde taşıdığı ilişkilerle ilgili. Yani sergi yani satmaktan çok sanatçının gelişimini sergilediği bir nokta değil midir? Efendim? Sergiler tabii ki. Sizin geldiğiniz son noktadaki eserlerinizi gösterdiğiniz. Hani, bakın her şeyde olduğu şeydir. Gibi sanat da bir toplumsal olgudur. Olgunun bir parçasıdır. Yani benim ya da sanatçıların açmış oldukları sergiler de bir toplumsal olgudur. Yani bu etkinlik toplumun kültürel olarak gelişmesini sağlayacak faaliyetlerdir. Yani sonuçta toplumsal bir olay. İnsanların benim ürettiklerimi görerek onun üzerinde düşünmelerini sağlıyorum. Düşünmenin boyutlarını tamamen onlara bırakayım. Onlar ne hesap edilir? Aslında benim şurada bile konuşmam çok fazla. Yani benim konuşmam değil, sanat yapıtlarının konuşması bence öncelikli olmalı. Sanat yapıtı konuşur. Sanatçı aslında biraz susar, susması lazım. Şimdi günümüzde en çok sanatçı konuşuyor. Sanat yapıtları arka planda kendine bir alıcı bekliyor durumunda görüyorum. Ve bu alıcı olayını daha kolaylaştıran bir takım unsurlar oluştu. Aracılar. Aracılar var zaten. Onlar hep zaman oluyor da sanatçı şunu keşfetti yani günümüzde. Nasıl kolay yoldan işimi elden çıkartabilirim. Şimdi biçimsel değerler üzerinde konuşuyoruz. Yani bizim eğitim gördüğümüz akademik eğitim dediğimiz şeyin içerisinde sanatın biçimle içerik arasındaki çatışmalarını, kavgasını ve birlikteliğini biz çözümlemeye çalışırdık. Biçim nedir? İçerik nedir? Bütün bunları özümsedikten sonra sanat yapıtının ne kadar değerli bir şey, ne kadar zor bir uğraş olduğunu kavradık. Şimdi bu tür sorunlar, içerik zaten önemli değil artık. Biçim yeterli. Resimle renk onu hallediyor. İşte bir takım çizgiler, yani desen eğer biraz altyapıyı kurtarıyorsa, sadece biçimsel değil, alıcının da zaten kafasında figür meselesi, dekorasyona yönelik sıra, bize dekor. Öğretilirken çok fazla dekoratif unsurlara girmeyin denirdi. Dekoratif unsurlar resmin süslemesiyle, yani asıl sorunlarının dışında resmi cazip kılan sorunsallardır. Yani resmi cazip hale getirmeyin. Onun dramatik iç yapısını bozacaktır. Ama ona plastik olarak bir estetik olarak bir şey zenginlik katabilirsiniz. Ama dekoratif bir ağırlık içerisinde bir resim o kadar kendini yani kendi sorunsalından uzak bırakırsınız. Diye böyle bir eğitim görüyorduk. Ve bu eğitimin de ben aslında bir bakıma doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi içerikten soyutlandı. Sadece biçimsel vurgular çıkıyor. Biçimsel vurgular alıcının da yani koleksiyoner deniyor. Şimdi koleksiyoner kişinin de hoşuna gidiyor. Yani duvarıma diyor ne diye figürün sorunlarını taşıyacağım. Sadece görsellik bana yetiyor diyor. Koltuğuma uysun, yani, duvarımın rengine uysun. İnanın falan. Ki ben bunları şey olarak söylemiyorum. Benim bunca yıllık yaşamımda çok rastladım, çok birebir şahit oldum. Konulardan geldiği için anlatıyorum. Yoksa
şey olsun diye değil. Yani böyle bir durum içerisinde olduğumuz. Evet. Şimdi 1976'ya biraz geri dönelim. Orada 13. Uluslararası Duvar Resimleri Sempozyumuna katıldınız. 250 metrekarelik bir kompozisyon. Analar ve Çocuklara, değil mi? Evet. Kompozisyonun adı. Siz bunu daha o dönem tamamlamadan sanırım dönemin valisinin emriyle bu eser kapatıldı. Şimdi neydi bu sempozyum, bu süreç? Biraz bize anlatır mısınız? Bu çok enteresan bir süreç çünkü bizim Türk resim tarihi içerisinde. Evet, bu aslında bu Antalya Belediyesi'nin film festivali çerçevesinde yapmış olduğu bir festival kapsamında bizim götürmüş olduğumuz duvar resimleri, yani Antalya'da şehir merkezinde duvarlara resim yapma istediğimizi belediyeye biz bildirdik. Belediyeden olumlu cevap gelince biz bunu uluslararası bir plana dönüştürmeye çalıştık ve yurt dışıyla da ilişkiler kurarak oradan yabancı ressamlar da geldiler. Ve çok sayıda bizim derneğimiz üyesi olan sanatçılarla birlikte bu sempozyuma katıldık. Zehra da şimdi oradaydı. Avni Mehmetoğlu, Nevdiz, Orhan Taylan, Yusuf Taktak, Asım İşler, İbrahim bizim İbo. Yani şu anda aklıma gelebilen birçok ressam vardı. Antalya Belediyesi bize kendimizin de tercih edebileceği bir takım duvarlar gösterdi. Biz onları kendi isteğimizde bu olabilir, bu olabilir. Daha sonra da başka arkadaşlar aynı duvarı isteyince kura çekerek böyle bir seçim yaparak duvarları paylaştık ve resimlere başladık. Fakat şey bir dönem, yani 1970 sosyalist hareketlerle sağcı, gerici hareketlerin en üst seviyelerde çatıştığı süreçler. 76-77'ye falan gidiyoruz o dönemde. Ve biz resimlere başladık. Gerçi benim çalıştığım alan bir spor sergi sarayının aşağı yukarı 250 metrekarelik bir alanıydı. Oraya ulaşmak çok zordu ama mesela Zehra'nın, Nevhiz'in, Avni Mehmetoğlu'nun, Yusuf Taktan çalıştığı alanlar, Seyit Bozdağ'ın, onların çalıştığı alanlar daha yakın mesafeli alanlardı. Biz resimleri, Mehmet Aksoy heykel yapıyor. Bir geliyoruz, Mehmet'in heykeli, çamur heykeli yere yıkılmış, parça parça edilmiş. Mehmet hiç şey yapmadan istedim tekrar çamurları alıp tekrar yeniden heykele koyuluyordu. Biz geldiğimiz, baktığımızda arkadaşlarımızın resimlerine torbalar içerisine boyalar konup o torba resime atılıyor ve o yapılan resimler bozuluyordu. MC hükümetinin milliyetçi cephe diye nitelendirilen o sürecin militanlarının yaptığı bir hareket. Antalya'da böyle bir hareketi istemiyorlar. Yani bize karşılar ve tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Yani her an hayati tehlikeyi de içinde taşıyan bir çalışma sürecinde. En sonunda biz bu saldırılara, sanata ve sanat yapıtına karşı gösterilen bu şeye karşı sinema sanatçıları da ve oradaki ses sanatçıları da bize gelerek destek oldular ve bir meydanda bunu protesto ettik. Hatta o bugün geçen yıllarda Salt'ta açılan serginin başlığı da oydu. Sanat yapıtından korkuyorlar idi. Yani öyle bir isim hatırlıyorum, öyleydi. Ve biz buna rağmen arkadaşlarımız resimlerini bitirdiler. Yani bütün bu mücadele içerisinde. Benim resmimin artık yani son aşamaları geliyor. En sonunda bir şeydi yani analar ve çocuklar ve onlara doğru bir barış hareketini simgeleyen güvercinler uçurmaya çalıştım. Resmin sağ alt köşesinde güvercin resimleri. Her birimizin el kadar fırçalarla çalışıyor. Çok büyük bir alan. Onlar yapar. Ertesi gün geldiğimde baktım ki resim tamamen brandalarla kapatılmış bir durumda. Sorduk, dediler ki vali bu resmi, bu güvercinleri işte Bülent Ecevit'in propagandası olarak gördüğü ve algıladığı için
Bunu o propaganda. Yani benim bildiğim gerçek odur kapatılma. Valinin Bülent Ecevit biliyorsunuz güvercin sürüyor ya. Ben hiçbir zaman öyle bir siyasi partiden yana ya da öyle bir parti yaklaşımım yok. Yani şeydir, simgedir ama güvercin bir barış simgesidir yani. Bizim simgemizdir. Yani barışı biz savunuyoruz. Hiçbir zaman haklı yanını görmüyoruz savaşın. Barış insanlıktan yanadır. İnsanın geleceğiyle ilgilidir. Yaşam standartlarının iyileştirilmesiyle ilgilidir. Savaşı da koyduğunuz zaman bunun tam tersi bir yaşamın kısıtlandığını, kan ve ölümle iç içe olunduğunu, yoksulluk ve sefaletin birlikte geldiğini görürsünüz. Onun için barış simgeleyen bugüne kadar bütün tarihsel süreçler içerisinde güvercin bir simgedir. Barış simgesidir. Ben de öyle düşünerek, yani topluma bir barış sunma üzere güvercin resimleri çizdiğimin ertesi günü güvercinin üzerindeki kısır bakış açısıyla resmimi kapattılar. Önce brandayla kapattılar. Önce branda. Sonra ertesi gün işçiler gelerek, ya benim savunduğum işçiler benim resmimi baştan aşağı boyayarak kapattılar. Ve sırayla zaten bütün sanatçılarınki de kapatıldı galiba, değil mi? Hayır. O süreçte hepsi kapatılmadı. O zaman içerisinde. Zaman içerisinde. Yani belli bir sürede ilk kapatılan benim resmim oldu. Görseli orada. Var mı hocam? Burada resim var. Hı. İsterseniz görürüz. Onu tamam, gösterebilirsiniz. Çok memnunum. Keşke bunlar kalsalarmış da şey bugün şurada. Evet, bundan bir kameraya göstermek istiyorum. Şey, çalıştığın spor bu salonu. Bu arkadaşlarımız yani o şeyde Orhan Taylan, işte Yusuf Taktak, Zehra, ben ve diğer sanatçılar boya karıyoruz. Bu da kapatılmış. Bu kapatılmış, branda çekilmiş. Şöyle. Bu ön hali. Şöyle bir dik tutalım hocam. Evet. Daha sonra da boyandı, kapatıldı. Bu hakikaten çok ilginç olmuş. Evet. Ama en azından şu kayıtların bu şekilde toparlanıp yarıda hala olması bile olması çok önemli. Önemli, evet. Peki hocam, şimdi sizin resimlerinize dönelim biraz. 70'li yıllarda yaptığınız resimlerde biraz daha şiirsel, daha düşsel, değil mi? Öğrenciliğinizden sonraki ilk yıllar. Daha yumuşak resimler var. Daha sonra daha biraz daha gerçekçi ama yani hayatın gerçeklerine dair gene figüratif. İşte çöp insanları var, göç resimleri var, mutsuz, sağlıksız insanlar var. Ne anlatmak istiyorsunuz resimlerinizde? Vermek istediğiniz nedir? Biraz sizin ağzınızdan bunu dinleyelim. Şimdi yani Fransa şüphesiz ki yani daha özgürlükçü bir ülkede bir eğitim görmüş olmanın getirdiği düşünsel farklılıklar resmim üzerinde etkiler oluşturdu. Bakış açım yani bakış açım derken resme de bakış ve hayatı da bakış açımda ciddi değişmeler oldu. Ama temel olan yani o merkezi oluşturan insan ve resimde kullandığım figür değişmedi. Yani insana bakış açım değişmedi. Resimdeki temel biçimsel değerlerde değişmeler olabilir. Yani ben hiçbir zaman bir üslupçu olmadım. Yani böyle bir formalist bir dile dönüşmedim. Ve de tam tersi karşıyımdır da ya ayrıca. Yani bir formalist yapıya sürekli aynı şeyin tekrar edilmesine, aynı biçimleri tekrar etmekten. Sanatçı kendini tekrar etmemeli diyorsunuz zaten. Evet, doğru. Yani bu söylediğiniz bu sözünüz zaten. Çünkü sanatçı kendi yaptığını neden tekrar etmemeli? Kendi kendinin kopyacısı olmamalı. Sanat kopya işi değildir. Biz her yapılan işin yenilikçi ve kendi içerisinde devinimi bir yeni devinimi, gelişmesi, ritmi, farklılığı ve farklı bir düşünce dışarıya taşırabilme gücünü yapmalı. Buradan sanatçının İlk hala düşündüğü, eleştirdiği, kendi içinde bunun kavgasını sürdürdüğünü evet. Belgesi o çıkıyor. O aşamada sanatçının yapıtının gelişmesi, sanatçının da kendini geliştirmesiyle bir bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani bir sanatçı ömür boyu sadece aynı şeylerin resmini yapmış olması demek, onun tamamen formalist olması, o biçime bağlı hayat ve kendini de geliştirmemiş olduğu anlamını kabul ediyorum. Çünkü hayat öyle bir, hayat kendi içerisinde gelişen, devinim halinde
ve bir hayatın bir diyalektiği var. Yani olayların birbiriyle olan bağlantıları var. Yani bugün bugünden baktığımız zaman Rönesans'taki bir hayat tarzıyla bugünkü hayat tarzı arasında müthiş farklılıklar olduğunu görüyoruz. Yani o günkü atölye eğitimiyle bugünkü atölye eğitimi arasındaki farklılıklar. O günün eğitimini bugüne gelip oturursanız başka bir şey olur. Teknik imkanlar açısından evet. Bile olaylar çok başka bir noktada. Böyle olunca sizin sorunuza geleceğim ve bu değişimler beni daha insan gerçeğini, daha psikolojik, daha toplumsal, daha sosyolojik bir altyapıyı şey yapmamı sağladı. Kendi açımdan deşifre etmemi, yani kendimi de deşifre etmemi aynı zamanda sağladı. Ve bu yönüyle insana bakmaya çalıştım. Yani insanı resimlerimde kullandığım bu insan figürleri hiçbir zaman ya yani toplumsal hayatın içerisinde bildiğimiz, tanıdığımız insanlar değiller. Ama işlevleri benim düşünce tarzımı yansıtan yani bizatihi siz onu tanımazsınız aslında ama aslında ne olduğunu bilirsiniz o figürleri. Yani insan bir defa figür olarak insan figürüdür. Yani figür ve resme yüklediğim, o figürün üzerine yüklediğim dramatik yapı onun nasıl bir işleve büründüğünü anlatabilecek durumdadır. Onun için bir takım araçlar gerekiyor. Yani kullandığım araçlar da tarihsel süreçlerden edindiğim bilgidir. Bugünkü yaşadığım insanlarla diyaloglardır. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani ben geldiğimde Türkiye'ye döndüğüm zaman önce karşılaştım kişisel yani dernek faaliyetleriyle bir defa içeriye girmemle ilgili bir sorun oldu. Beni dernek 12 Eylül'de kapatıldı Görsel Sanatçılar Derneği ve yöneticileri de tutuklandı. Ben de Orhan da dahil olmak üzere birçok kişi içeri alındı. Şimdi o süreçlerde sıkı yönetim yasasıyla da akademi hemen bizi işimize son verdi. Son vermiş oldu. Biz şimdi bağımsız aslında sanatçının özgür yaratma süreçleri belki de biraz da böyle başlıyor. Yani ille de bir yere bağımlı olmak şart değil. Ben Mamak'ta size bir anekdot anlatayım şimdi. Orada hiçbir zaman sanattan bağlı kalmadık. Yani hücre son derece baskıcı, eziyet veren insana, şiddet gösteren, işkence yanlısı bir yönetimin unsurları size cezaevinde nasıl bir baskı uyguluyorlarsa onları aşağı yukarı yaşadık. Onun dışında ben böyle bir küçük kalemle bir mektup kağıtları üzerine yani A4 boyutlarında saman kağıtları üzerine resimler, desenler çiziyordum. Hatta orada benim bir de öğrencim oldu. Onu da yetiştirdim o arada. O hala buralarda internette görüyorum. Yapıyor mu resim? Yapıyor, abi? Evet. Merak ettim. Kim sonra söyleyeyim. Sonra söylerim. Şimdi beni geldi burada ziyaret de etti ayrıca. Orada ben yüzlerce resim, desen çizdim. Cezaevi içi koşulları. Zehra'yla benim avukatım, rahmetli Halit Çelenk'ti benim avukatım. O Zehra'ya demiş ki, Zehra Hanım üzülmeyin. Yani bir sanatçının tamam içeride olması iyi bir şey değil ama orayı, oranın yaşam koşullarını, bakın Nazım 13 yıl yatmış içeride. Cihat Bey'in de yani böyle bir devreyi orada geçirmesi, onun hayata bakışını, sanatını geliştirmekte önemli bir unsur oluşturabilir. Yani olayları birebir yaşamasının onun sanatında bir etkisi olabilir. Sakın bu konuda üzülmeyin içeride yatıyor diye. Hakikaten ben, Zehra daha sonra bunu bana anlattı ve ben orada çok şeyler öğrendiğimi ve kendimi hakikaten bir bakıma daha çok şey yaptım, nasıl söyleyeyim, yani bilendiğimi, bir farklı bir hayat okulundan çıktığımı hissettim. Fakat oradaki baskı son ana kadar, tahliye edilme anıma kadar süre geldi. Bütün bu yaptığım yüzlerce deseni çantamda bir kafes diye bir yerde bizi tutuyorlar. İşte yazılı emir gelene kadar orada bekletiyorlar başınızda askerler. Böyle bir şey gibi.
kafese konulmuş. Aynı hayvanat bahçesindeki kafesler düşünün. İçinde siz duruyorsunuz. Yüzünüz duvara dönük vaziyette ayak üstünde bekliyorsunuz. Sizi saatler geçiyor, sizi bir türlü bırakmıyorlar. Yani son dakikaya kadar işkenceler sürüyor. Böyle bir süreçte bir subay geldi, o da içeri girdi. Benim çantamı açtı, içindeki desenlerimi aldı. Ve demir parmaklıklara böyle tırmanarak ağzıyla bir eliyle demiri tutar, öteki eliyle de kağıtları yırta yırta havaya atmaya başladı. Ben onları attıkça benim önüme doğru geliyor. Ben duvara baktığım için onların o kağıt hışırtılarını ve yerlere saçılan kağıtları görüyordum yani. Benim desenlerimi diyordum. Yani tamam bunları siz yırtabilirsiniz. Ama benden alamazsınız. Ama benim belleğimde bunların hepsi. Ben bunları tekrar yapacağım. Nitekim işte o süreçten sonra 1984'te ben çıktım. 93 yani aşağı yukarı bir 10 yıllık bir süreçte. Yani çok sayıda resim yaptım. Bütün onların resimlerini yaptım. Bu resimleri o zaman o dönemde cezaevinin bana verdiği bir şeydi. Dil oluşturdu, bir kavram oluşturdu. Yıkım. Yıkım kavramına o zaman daha yandım. Yani yıkım. Cezaevinde yapılan her hareket yıkımla sonuçlanıyordu. Yıkım. Açlık grevleri yıkımla sonuçlanıyordu. Baş kaldırılar yıkımla sonuçlanıyordu. Bir şeye itiraz etseniz yıkım. Her şey, gece yarısı gelip bütün koğuşu allak bullak etmeleri, yıkım, koğuş içerisindeki bir takım küçük olaylar. Ben o resim sergime yıkım resimleri. Durum yıkım, yok yani. Yıkım. Yani yapıcı bir şey yok. Yapıcı bir şey yok. Onarıcı, tamir edici, gönül alıcı, rahatlatıcı bir şey yok. Şimdi böyle de insan yetiştirilir mi? Yani cezaevinden çıkan insanı değil mi? İyileştirmek yani üzere oraya koyuyor. Sen uyumsuzdun, aldık seni, sizi topluma geri uyumlu bir şekilde bırakacağız deme. Şey yaparak, baskı altında her son şeye kadar. Şimdi bunlar, bu resimler aşağı yukarı 200 küsür resim sergiledim ben Atatürk Kültür Merkezi'nde. 1993'te açtım sergide. Yıkım resimleriydi. Bu resimleri ben İzmir'e götürdüm daha sonra, oradaki sergiden sonra. İzmir Resim ve Heykel Müzesi salonlarında sergilendi. Hatta o sergileme aşamasında Kenan Evren de gelmiş, sergiyi gelmiş. Ben yoktum. Ya, bu ilginç olmuş. Evet. Kenan Evren görmüş resimleri. Şimdi genelde gazeteler en kolay kestirme yoldan işkence resimleri diye bir isim koymuşlar. Yani ben orada yapılan, insana yapılan eziyeti daha dramatik bir boyutta gösterebilmek için bazı şeyler, biçimsel değerler yüklemeye çalıştım resime. O insanlar üzerinde bu 12 Eylül'ün işkencecileri diye görüyor. Oradaki arkadaşlardan bir tanesi demiş ki, nasıl buldunuz Kenan Evren'e sormuş. Kenan Evren, çok iyi buldum resimleri demiş. Şimdi ertesi günkü İzmir gazetelerinde Kenan Evren işkence resimlerini çok iyi buldu diye bir manşet atmışlar. Efendim, ben o gazeteleri sakladım, saklıyorum hala. Saklanmayacak gibi yani olacak. Kenan Evren işkence... Yani 12 Eylül ve tabii her ne kadar yani o dönemin darbecileri resim yapmakla kendilerini kurtarabileceklerini düşünmüş olsalar bile hala biz kendimizi maalesef insan olarak o dönemin şeylerinden acılarından kurtaramıyoruz. Resim yani bir şeyi kurtarmak aracı değildir aslında. Evet. Resimlerimizde aslında bireysel çok sayıda insan görüyoruz, figür görüyoruz. Bireysel duranları da görüyoruz ama hep de bir böyle dayanışma, birliktelik falan ruhu da var resimlerinizde değil mi? Bize mi öyle geliyor yoksa? Evet, aslında o içsel, gizemli bir dayanışma ruhunu beraberinde getiriyor. O doğru bir tespit. Ama şimdi dayanışma, aslında resimlerimin çoğunda da bu isim zaten var. Yani dayanışma da altında. İki figür de yan yana gelse, insanlar bir dayanışma içinde olmalıdırlar. Yani benim hayata bakışımın bir parçası bu. Ben bütün bunları, bu sıkıntılara, bu yaşam tarzını seçerken bu toplumsal gereksinimden dolayı o tercihi yaptım. Yani
Hayatta bir toplumsal yapının bir parçasıdır. Hayatınızı böyle idame ettiriyorsunuz. Ben derler ki hani ben sanatçıyım, benim özel bir yerim var, özel bir duyarlılığım, özel bir bakış açım. Sanatçı her zaman özeldir. Sanatçı paylaşan insandır aslında. Yani toplumda bu toplumsal bir şeydir. Kendini oradan dedi, soyutlayarak, uzanlaşarak. Tabii tek başınıza olamazsınız. Olamaz. Yani nasıl tek başınıza olabileceksiniz? Her şeyi insanla birliktesiniz ve paylaşım duygunuz. Yani bu paylaşım duygunuz sizin varlığınızın gereksinimidir aslında. Yani varlığınızı oluşturan nedendir. Çoğalmak için paylaşmak gerekiyor. Evet, çoğalmak için paylaşmak gerekiyor. Hocam şimdi sonuna doğru geldik aslında programımızın ama sanatçı bir ailesiniz. Eşiniz sanatçı, Zehra Hanım. Oğlunuz sanatçı ve siz geçen senede bir aile servisi açtınız değil mi? Evet. Birazcık ondan ve ailenin sanatçılarından, diğer sanatçılarından da söz edip öyle kapatalım isterseniz. Şimdi benim sanatçı eşim Zehra da Bedirhan Eyüboğlu Atölyesi'nden mezun. Biz çok ilginç bir, gerçi onu kendisi anlatıyor, ben çok iyi anlatamam. Bizim karşılaşmamız, tanışmamız da. Bizi dinlemiştiniz, çok güzel bir hikaye. Dinlemiştiniz, tamam. Tabii ben Bedirhami Atölyesi'ni iç güvey olarak gittim diye kabul ediyorlar. Yani Bedirhami Atölyesi'nin damadı diye kabul ediyorlar. Çünkü benim tarz, biçim anlayışım biraz o atölyenin yapısına çok uygun düşüyor nedense. Daha özgür, daha sanatçı şeyi yani... tercihleri olan bir atölyeydi orası. Böyle yani insanlar daha öğrenci arkadaşlarımız, o dönem arkadaşlarımız daha serbestler. Bedirhami'nin de öyle bir sunuşu vardı, yaklaşımı vardı. Duvarları örmezdi yani insanlara. Ben o atölyeden bir kızla o zaman şimdi çıkıyoruz deniyor ama birlikte olmaktan çok mutluydum. Ve o şeyi işte bir ressam, hani iki ressam bir çöplükte nasıl oluşur derler ya, hani ikimiz de çok güzel birbirimizi destekleyerek yani sanatımızı geliştirme konusunda birbirimize her zaman yardım. O destek iki kişi arasında da oluyor. Tabii olmaz mı? Yani sadece yoğunluklu insan şeylerinden, yoğunluğundan olan bir şey değil. Yani 10 kişi, 20 kişi de şüphesiz bir dayanışma grubu oluşturabilir ama biz iki kişi olarak hayatı sürdürerek ve merkezde de sanatı oturtarak ve insanı oturtarak öyle bir dayanışma içerisinde hayatımızı sürdürdük. Oğlumuz hala da öyle. Oğlum, görüyoruz bunu. Bu güzel. Birleşimin bir parçası olarak. O da şu anda üniversitede Mimar Sinan'da bölüm başkanı olarak ressam aslında oğlum da o da resim yapıyor. Bizi bu şey getiren bir galeri oldu. Üçümüzün ressam yanını yakalayıp hani bunu sunmak en azından toplumda bir ailenin ressam olarak birlikteliğinden nasıl bir üretkenlik çıkıyor? Çok da ilgi çekti değil mi? Için. Çok da ilgi çekti. Evet. Güzel bir sergi oldu. Evet. Biz de doğrusu öyle bir şeyden mutlu olduk yani. Şimdi hep genelde yakıştırırlar yani işte aile, karı, koca ressam falan diye. Böyle bir garip bir şey, dil vardır bizde. Yani bir şey aşağı çekmek için. Biz öyle bakmıyoruz yani. Zehra bağımsız ve özgür bir ressam kendi başına. Onun ayrı bir biçim anlayışı. Oğlum tamamen farklı. Çok fantastik bir dünyanın adamı. Yani onun gezindiği noktalara ben hiç gelemedim. Ulaşamam yani. O da benim geldiğim noktalardan. Belki çok çok çabuk gelip geçmiştir. Çünkü benim yaşam tarzımı, temeli oturmuş. Ama o benden daha süratli bir şekilde, daha fantastik dünyalarda dolaşıyor. Ben sizin en yordamıyla gittiğiniz yolda, siz ona zaten yol açmış, açmışsınız. Çok çabuk evet. Peki bir şey sorabilir miyim? Soracağım soru var ama ben ondan vazgeçtim. Tamam, buyurun. Tabii. Bu 80 dönemi vesaire, akademiden gitmeniz, sonra tekrar göreve iade edilmeniz ve sonuçta kendi çocuğunuz da bir bölüm başkanı şeklinde. Onu hiç ben karışmadım. Kendi hayatını kendisi akademide gene bir süreç yaşıyor.
Evet, süreç yaşıyorlar. Onunla ilgili bir baba veya işte bu besteyi herkesin, bakın herkesin olarak... hayatı kendine ait yani hayatı. Ben bir başkasının hayatına doğrudan, ya özellikle meslek hayatına hiç... Şimdi resimde eleştirel şeyler bulabiliyorum. Evet. Onu sanatını, resmini geliştirmek için gördüğüm ya da onun henüz daha göremediği noktalarda bir şey, bir kritik yapabilirim. Hı hı. Ama özel hayatı, okul, yani ona o kendi seçimlerine kendi müdahale etmem diyorsunuz. Kendi gelişim süreçleri. Onu kendisi başaracak. Ben ona sadece yardımcı olabilirim. Eğer o ihtiyacı duyarsa. Duymazsa da kendi yolu açık oluyor. Kendi yolunu kendi açabiliyor. O açıdan ben sadece bir baba olarak benim arkadaşım olmasını yeğlerim. Ne güzel. Yani. Çok teşekkür güzel. Ederiz çok hocam. Teşekkür harika ediyoruz. Bir sohbet oldu. Ağzına sağlık. Teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Bütün sağ emeği geçen arkadaşlara hepinize. Teşekkür ediyorum. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Yeni bir Beyaz Tuval'de, yeni bir atölyede, yeni bir sanatçıyla yine sanat konuşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. Program sponsorumuz Colorbox'a ve O Gün TV yayın ve çekim ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sanatla kalın, sevgiyle kalın. Thank you.